Sevgili seyirciler, Edirne Televizyonu'nun kurucu ortaklarından ve günümüzde de kurucu ortaklığını yürüten Ayhan Tuncay'la bir söyleşi çerçevesinde birlikteyiz. Bu söyleşide asıl konumuz Ayhan Tuncay tarafından 7. Kitap Fuarı'na yetiştirilmiş olan Osmanlı ve Edirne'nin ilk şehir tarihçisi Abdurrahman Çelebi, Hibri Çelebi ve onun bu alandaki unutulmaz eseri Enüsül Müsamir'in. Ama biz adı geçen kitaptan söz etmeden önce Edirne'nin tarihi noktaları konusunda çok geniş bilgiler ve anılar isteyeceğiz kendisinden. Efendim, Edirne şehir tarihini yazan Abdurrahman Hibri Çelebi'den önce şehir tarihi ile ilgili sizden bilgiler alabilir miyiz? Şimdi Edirne'nin şehir tarihini tırnak içinde belirtmekte yarar var. Çok genel veya klasik bir kullanış biçimi de var çünkü. Neden tırnak içinde? Tarih deyince şehir tarihi ayrı bir kavramdır, ayrı bir içeriği vardır. Farklı bir yanını anlatır o yörenin tarihiyle ilgili olarak. Dolayısıyla biz Edirne şehir tarihi derken Edirne'nin Traklar dönemine gitmek durumundayız. Zira Edirne'nin bir köy olarak da olsa ilk kurucuları Traklardır. Trakların çok fazla bilindiğini sanmıyorum. Hatta çok az bilindiğini de saptamış durumundayım. Oysa Traklar bu coğrafyaya da adını veren bir önemli tarihsel boydur. Edirne ise bu kabilenin, bu ünlü boyun yine kendi içinde de çok ünlü olan 13 ayrı boyundan, küçük boyundan biri durumundaki Odrisler tarafından kurulmuştur. Bunu ben her fırsatta, az sonra belki oraya da geleceğiz, hem televizyonumuz aracılığıyla hem yazılarım ve kitaplarımda, Yöre Dergisi'nde hep öne çıkarmayı denedim. Odrislerin özelliği nedir? Odrislerin özelliği şudur. Trakların bir koludur ama 13 kolundan biridir ve Tunca Nehri boyunda şekillenmiş, Aynos'a kadar, günümüzün Enezi'ne kadar uzanan bir uygarlığı anlatır. O dönemde Edirne'yi kuranlar da onlardır. Bu açıdan bizim açımızdan özel bir yeri vardır ama Trakların boyu olarak da çok özel ve önemlidir gerçekten. Bu boylarla ilgili ve Traklarla ilgili olması gereken bilgi birikimi ve bu doğrultudaki bilgi seviyesi çok yeterli değildir ne yazık ki. Ama benim gözlediğim kadarıyla, giderek yaptığım konuşmalarda da saptadığım yanıyla, Bulgaristan bu alanda çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Yazılara dökmüştür, kitaplaştırmıştır. Hatta bu doğrultuda bir çalışma yapan akademik ekibi, profesör başkanlığında, sırf bu nedenle Edirne'ye geldikleri bir dönemde Enes'e de götürmüştüm ve Enes Kalesi'ni gezmişlerdi. Enes'de yapılan kazıları incelemişler. Her neyse, yani Traklardan ve Odrislerden söz etmek zorundayız. Edirne'nin şehir tarihinden söz ederken oradan başlamalıyız. Bana göre kaldı ki az sonra sözünü edeceğimiz ve geniş biçimde anlatacağımız Enüsül Müsamir'inde de bu önerilir. Özet olarak bu hedeflenmiştir. Şimdi Traklar her ne kadar bu köyü Orestia adıyla kurmuşlardır ve tipik bir köydür. Neden tipiktir? Ticari boyutuyla çok özel bir coğrafya konumundadır. Nehirlerle ulaşım kolaylığı veren, sağlayan, başka bir ilimizde de asla görülmeyen bir zenginliği anlatır. Dolayısıyla bu köy süratle, zaten olması gereken zenginle, tarih içindeki evreleri de yaşamak suretiyle kavuşacaktır. Ama Orustia her ne kadar bir Trak köyü olarak gündeme gelmiş ise de Edirne'yi asıl kuran
şehire dönük biçimiyle kuran ve bu yerel yerleşimi surlar içine de almak suretiyle çok özel bir noktaya taşıyan Romalılardır. Yani Traklardan sonra Edirne'den söz etmemiz gerekirse Romalılara ayrı bir sayfa açmalıyız. Zira Hadrian adıyla ve Odrisler dediğimiz kol tarafından işte kurulan bir koruma düzeni içinde ele alınarak farklı bir özen, önem verilmek suretiyle şekillendiren bir beldedir. Romalılara borçluyuz bunu. Roma'da kime borçluyuz? Roma'da Hadrian adında bir Roma imparatoruna borçluyuz. Hadrian kendi yaşamında çok renkli bir imparatordur. Roma imparatorları zaten çok renklidirler gerçekten. Yani tek tek incelemeye değer isimlerdir. Ama Hadrian'ın bizim açımızdan özel bir yanı vardır. Çünkü Hadrian Edirne'yi bu anlamda keşfederken ve şehir olması yönünde şekillendirirken milattan sonra 124'ü anımsamak lazım. Milattan sonra 124 yılında Hadrian eğlenceyi ve gezmeyi de seven bir imparator olarak ünlenmiştir. Doğuya bir gezi yapar. Doğuya yaptığı gezide geçmek zorunda olduğu coğrafya çizgisi Edirne'dir. Yani doğuya açılan yol en doğru kestirme ve zengin yol Roma'dan sonra başlayan o yol Edirne'den geçmeyi adeta emreder. Edirne'den geçerken bu beldede Roma önceden bir köy olarak zaten bilinen bu beldeyi bakar ki hem coğrafi zenginlik hem de askeri açıdan çok özel bir noktadadır. Roma'ya askeri noktalar çok özel bir önem arz eder o yıllarda. Çünkü Roma bir fetih sürecindedir. Trakya'yı fethetmiştir. Ta içlere kadar Ege bölgesine gidecektir. Oraları almak gibi bir hedefi vardır. Hadrian da aslında gezmeyi sever ama temel hedefi askeri noktaları görmek, gözlemek, tanımaktır. Dolayısıyla bu gözlem çalışmaları içinde örneğin Pınarhisar bile çok özel bir yer arz eder. Edirne'yi keşfeder bir anlamda. Bu yanıyla askeri ölçeklere, ölçülere çok sığması yanıyla kaleyi yaptırır. Edirne'yi çevreleyen kale bir yamuk dörtgene benzer. 360 bin metrekarelik bir alanı kaplar ve 9 kapısı vardır. Gerçekten askeri açıdan dışarıdan olası bir hücuma karşı o ölçü yapılmıştır. Çünkü çok iyi hazırlanmış bir şehirdir. Hadrianopolis derler. Polis şehir demektir. Hadrian, Hadrianopolis, Hadrian'ın şehri anlamındadır. O yüzden Edirne şehir tarihini her ne kadar Traklarla başlatırsak bile Romalılardan ve özellikle Hadrian'dan ve onun kurduğu Hadrianopolis'ten yani günümüzün şehirleşme sürecine giren Edirne'sinden söz ederken anmalıyız. Selamlamalıyız bile demek doğru olur. Hadrian bu şekilde ortaya çıkardığı Edirne Kalesi ve şehrini, kentini yıllarca Roma'nın ikiye ayrılması Doğu Bizanslar olarak, Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılması sonrasında artık Roma dönemi, tarihsel dönemi zaten tükenme sürecindedir. Doğu Roma'da yani Bizans'ta kalan coğrafya içerisindeki Edirne artık Anadolu'da şekillenen
Rumeli'ye ilk kez işte 1358'de çıkış yaptığını bildiğimiz, Süleyman Paşa öncülüğünde Orhan Gazi döneminde çıkış yaptığını bildiğimiz ama Rumeli'nin zenginliğini de keşfetmesi nedeniyle buraları almada çok kararlı olan bir Osmanlı dış siyasetinin sürecine girmiştir. Edirne alınmalıdır. Edirne alınmalı Kantakuzonos vardır o dönemde. Kendi içlerinde savaş, iktidar savaşı halindedir Kantakuzonos. Ve Edirne'de onun yakın akrabası ama rakibi durumunda bir kişi tarafından yönetilmektedir. Onu alacaktır. O zaman kızını da Orhan Gazi'ye zaten vermiş olan Orhan Gazi bizim ikinci padişahımız damadıdır artık Kantakuzonos'un. O ilişkiler çerçevesinde Orhan Gazi'yi her sıkıştığı durumda, askeri durumda çağırmaktadır. Yardım talep etmektedir. İşte o yardım taleplerinden birini Süleyman Gazi, 1. Murat'ın kardeşi Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Gazi üstlenecektir. Ve işte Çimpi Kalesi'ni almayla başlayan coğrafyanın fütühatı süreci onun atılımıyla gündeme gelir. Ama Süleyman Çele Gazi bir av gezisinde, bizim Osmanlı tarihi ona çok üzülür, çok önemli bilge ve savaşçı sayar, ne yazık ki avdayken attan düşer ve ölür. Dolayısıyla o başlatır ama ondan sonraki dönem 1. Murat kardeşi tarafından ele alınıp şekillendirilecektir. İşte bu dönem ve süreç içerisinde 1361 yılında Edirne'nin fethi gündeme gelir. Ama işte Kantakuzonos Orhan Gazi'den talep ettiği yardımlarla bir süre daha idare eder Edirne'yi. Ama artık Osmanlı Edirne'ye göz koymuştur. Önemi, coğrafi konumu bunu kışkırtır. Çünkü Rumeli'ye açılmanın başka da yolu yoktur. Karasal yol Edirne'dir. Edirne zaten tarih içerisinde Osmanlı açısından bu nedenle çok özel ve çok önemlidir. Ve gerçekten de bu önemini kavrayan bir dönemi yaşatmıştır Osmanlı'ya. Zaten başkent oluşu öyküsü de bununla ilgilidir. Evet, yani şimdi bir parantez açıyorum. Çünkü hala bazı kitaplarda tartışma konusudur veya yanlış bilgi biçiminde sunulur. Şöyle bir tarihtir o tartışmalara. Ne yazık ki bazılarınca açık tutulan konu Edirne'nin fetih tarihi. Edirne ne zaman Osmanlılarca fethedilmiştir sorusu birçok tarihçi de 1360 olarak, 1363 olarak, 1362 olarak dile gelir. Ama bizim artık Osmanlı tarihimizin de üstadı, çok saydığımız, sevdiğimiz ve tarihimize çok önemli çalışmalar armağan eden Halil İnalcık Hoca Edirne'ye bir konferans vesilesiyle geldiğinde, ben de Edirne Televizyonu adına izleyicisiydim. Göstermiştik onun söylediklerini ve konuşmasını, bir programa koymuştuk. O son noktayı koydu. Bunu altını çizme ihtiyacı duymak suretiyle belirtmek, öne çıkarmak isterim. Edirne'nin Osmanlılarca fetih tarihi 1361'dir. Bunu koyduk. Şimdi Osmanlılar Edirne'yi alırlar. Bursa henüz başkentidir. Ama Edirne'de başkentle hazırlanma sürecine girer. Bursa başkentliğini ve padişahın ilk sarayı olma, ilk sarayını bulundurma özelliğini korur. Bir başşehirdir tamam ama artık giderek ikinci başşehir olma sürecine girmiştir. Çünkü Edirne'nin demin söylediğimiz gibi Rumeli'ye, Trakya'ya, Rumeli'ye ilişkin coğrafi önemi öne çıkar. Ve artık padişah 1. Murat önce Dimetoka'da 4 yıl kadar bir süreyle kalacaktır. Ama o arada şimdi Selimiye'nin yerinde bulunmuş olduğu alanda Kavak Meydanı denir ona tarihimizde.
orada bir saray yapımı başlatır. Saray yapımının ikamete hazır noktaya geliş dönemine kadar 1. Murat Demetoka'da kalacaktır. Bir anlamda Demetoka'yı bile bizim Osmanlı'nın başkentleri arasında sayan tarihçiler vardır. Bu nedenle çok da yanlış değildir. 1. Murat oradan yönetir birçok çalışmayı. Rumeli'ye ilişkin çalışmayı oradan idare edecektir, yönlendirecektir. Burada başlatılan sarayı aslında bitiren, yani Edirne'nin ilk sarayı, Osmanlı'nın Bursa'dan sonra ikinci sarayı, sarayını, Sarayı Atik dediğimiz eski sarayı o başlatır ama oğlu Yıldırım bitirecektir. Yıldırım Bayezid bitirir. Dolayısıyla ondan sonra işte Çelebi Mehmet, ondan sonra 2. Murat, ondan sonra Fatihli yıllar başlar. Fatihli yılların çok özel bir tabii dönem olduğunu söylemeye gerek yok. Ama bu da benim izlediğim, ısrarla izlediğim ve izlemekte de kararlı olduğum konular arasındadır. Çünkü nedense Fatih döneminin bir boyutu hep gölgede kalır. Veya belki de dilim varmıyor ama bilinçli bir şekilde Edirne'nin adeta adının anılmasına vesile sayılması istenmez. Oysa kim, hangi tarihçi ne şekilde ve nerede söz etmiş olursa olsun İstanbul'un fethinden söz ederse Edirne'den başlamak zorundadır. Çünkü Fatih İstanbul'un fethini Edirne'de şekillendirmiştir karar olarak. Ve ilk hamlesini veya fethi dönemini Edirne'nin başkentliği döneminde gerçekleştirmiş. Fethi'den sonra da 17 gün Edirne'den asla vazgeçmemiştir. İstanbul fethedilmiştir ama o gelir Edirne'de yaşar. 17 gün Enes'de bile yaşadığını biliyoruz. Her neyse, bu özel bir dönemidir Edirne'nin ama altı çizilmesinde benim hep ısrar ettiğim bir boyutudur. Edirne İstanbul'un fethedildiği döneminde öyküsünde hep özel bir yeri vardır ve olmalıdır. Bunu imal edenleri az önce belirttiğim gibi çok fazla sevmediğimi de eklemeliyim. Şimdi Fatih dönemine gelelim. Çünkü bunun dışında gelişmelerin yaşandığı bir özel süreyi de anlatır o dönem. Neden? Babası 2. Murat çok tartışmalı biçimde, tarihi çalışmalarımızın henüz çok olması gereken doğrultuda ele almadığına benim de inandığım biçimde 47 yaşındayken çok küçük olan 15 yaşındaki bile olmayan oğluna, tartışılır o da, tahtı bırakmış. Güya işte sen artık yaparsın, benim yaşım geldi gibi gerekçeler kaydedilir. Ben bunu çok inandırıcı bulmam. Manisa'ya gider. Fatih kalır. Ama burada olduğu dönemde aklında hep başka bir saray yapmak hedefi vardır. Onu nerede düşünür? Beşir Çelebi dediğimiz Abdurrahman İbni Çelebi'den önce Edirne'yi masalımsı bir şekilde ele almış olması nedeniyle ilk tarihçi sayılmayan, söylence ağırlıklı olan Beşir Çelebi doktoru önermiştir. Neresini? Tunca Sarayışı dediğimiz yeri. Orada yeni bir saray yaptıracaktır. Başlar ama işte ömrü vefa etmez, Fatih'e bırakır gelecek dönemi. Fatih bitirir o sarayı. Şöyle demek mümkün. Osmanlı'nın ilk başkenti, ilk sarayı Bursa'dır. İkinci sarayı Selimiye'nin Kavak Meydanı olarak bilinen, Selimiye Camisi'nin şu anda bulunduğu alanı da kavrayan o meydanda Osmanlı'nın ikinci sarayı, Saray-ı Atik. Ama Osmanlı'nın üçüncü, Edirne'nin ikinci sarayı da gerçek bir saray.
saray içi olarak hala bu şekilde anılan Tunca kenarında yapılmıştır. Fakat o dönemden yani sarayı da kavrayan dönemden bahsetmenin dışında yine bahsedilmesi ve bir miktar daha üzerinde durulmasını gerekli gördüğüm konu Fatih'in padişahlığı bırakmak zorunda kalıp babasını davet etmesi noktasıdır. Yani o zamanın sadrazamları örneğin Halil Paşa, sadrazam Halil Paşa içine sindiremez Fatih'in o yaştaki sultanlığını, padişahlığını. Ama bunun detayları da vardır. Yani neden? Sadece o genç oluşuyla ilgili değil. Bir Osmanlı tanımı içinde Osmanlıların yapması gereken çalışmaların olası engellerle karşılaşması ihtimali ve kendi kişisel konumu, yani Halil Paşa'nın, Sadrazam Halil Paşa'nın itibarı, siyasi, bunlar hep böyle hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor ve açıktır yani şeye. Fatih'in Edirne ilişkileri, Edirne'den yönettiği Osmanlı, şekillendirdiği Osmanlı çok özel bir kitap çalışmasıdır adeta. Bir kere demin belki ihmal ettik, Fatih Edirne doğumludur. Fatih Edirnelidir. Ben onu işte çalışmasını yürüttüğüm kitapta da Edirneli Fatih olarak adını koymak suretiyle bir kitaba döktüm. Son şeklini veriyorum. Edirneli Fatih'tir. Bu de isimlendirmeyi görmeyen, görüp de ciddiye almayan, ciddiye almayıp da es geçen kişilere bağışlamıyorum. Onlara bir meydan savaşı açmış durumda olduğunu bile söyleyebilirim. Yazılarımda, çalışmalarımda hep vardır bu. Şimdi Fatih Edirne'de doğmuştur, eski sarayda doğmuştur. Bu da tartışma konusu olduğu için altını çiziyorum. Neden? Çünkü az sonra geleceğim. Rahmetli Ratip Kazancıgil bir pot kırma yakalamış ve bu pot kırış, o kibarlığından öyle derdi ama bıyık altından da bilgisizliğindendir gibi bir imaj da yaratırdı konuşurken, bana konuşurken. Bir Edirne tarihinin ismini vermeyeyim. Demiş ki Fatih işte Tunca kenarındaki ikinci sarayda, Saray-ı Cedid-i Amire denir ona. Cedid yenidir bilirsin. Saray-ı Cedid, yeni saray anlamı. Orada dünyaya gelmiş demişmiş biri. Bir Edirne tarihçisi. Benim popüler bir kişi. Adını vermiyorum. Ama Ratip abi rahmetli bunu hep kullanırdı. Ya işte derdi falan. Neyse eski sarayda Saray-ı Atik dediğimiz Selimiye'de doğmuştur Fatih. Çocukluğunu ve İstanbul'u alma planlarını ise saray içindeki sarayda, Saray-ı Cedid-i Amire'de yapmıştır. Bu adı ayrıntıdır ama bizim Edirne için önemlidir. Yani bunu görmeyeni biz de görmeyiz, sevmeyiz. Cihan Numa Kasırı deriz. Şimdi işte hala onarımı beklenen, zaman zaman gündeme gelen o 7 katlı muhteşem yerde Cihan Numa Kasırı'nda planlamıştır İstanbul'un alınması çalışmalarına ilişkin hedefleri, askeri noktaları ve detayı orada şekillendirmiştir. Dolayısıyla oradayken Manisa'ya yeniden gönderilmesi ve babanın, 2. Murat'ın Manisa'dan ordusuyla gelmesi, gelirken Uzun Köprü denilen yerden geçmesi ve bu şehri kurması, kasabayı kurması, Uzun Köprü'yü yapması, Uzun Köprü'yü yapan padişahıdır. Neden? Ergene taşkını var. Burası zorunluluk.
yapması. Yaylaköy denilen, o zaman şimdi yok o köy, o köyü kurduran, yani köprü imarında çalışanlarca kurulan köyü, Yaylaköy'ünü şimdi kalktı o köy, kurduran hep ikinci Murat'tır. Buraya geliyordur. Yani o süreç içinde, geliş yolculuk sırası içinde Uzunköprü gündeme gelir, köprü kurulur, Yaylaköy diye bir köyümüz olur. Sonra o köy kalkacaktır ortada. Neyse, buraya gelir. Gelir ama durum, ben bir Edirne tarihçisiyim artık. Yani varsa buna itiraz eder, karşıma gelsin. Edirne'yi en iyi bilen, en iyi yazan, en çok yazan, en yaygın biçimde dile getirip gazetesinde, köşesinde ve yöre dergisinde öteden biri, bilen biriyim, yazan biriyim. Şimdi detayları da ayrıca olan, olması gereken bir olay yaşanır. Ona ısrarla gelmek isterim. İkinci Murat çağrılır. Çandarlı Halil, Sadrazam Çandarlı çağırır. Davet, işler kötüye gidiyor, gel gibi. Çünkü burada Yeniçeriler kışkırtılmıştır bilinçli olarak. Yeniçeriler öyle bir kışkırtılmışlardır ki para talep ederler maaşlarına. Hatta bu talep doğrultusunda o zaman Sadrazam Çandarlı'nın rakibi durumundaki Şahabettin Paşa'nın sarayına giderler, yakarlar, yıkarlar. Durum vahimdir. Durumu vahim haline getiren de bir senaryodur denilebilir. Bu senaryo çerçevesinde çağrılmıştır ikinci Murat. Gelir Edirne'ye. Kendi ordusu vardır Manisa'da, askerleriyle gelir. Ama Edirne'ye girmekte tereddütü vardır. Acaba Fatih oğlu onu nasıl karşılayacaktır veya rakipleri veya muhalifleri? Zira az önce belirttiğim gibi onun zaten Edirne'den ayrılışı da bir parça tartışmalara açıktır. Ve o açık yanını hala muhafaza eder. Neyse, durur. Fatih'i o ara olası bir tepkiyi de dikkate aldıkları için yöneticiler, Çandarlı Halil'in senaryosu bu da, ava çıkarırlar. Ava çıkarırlar ki baba o anda girer Edirne'ye ordusuyla. Yeniçeriler isyan halindedir. Nereye çıkarlar biliyor musun? Bunu da altını çizelim. Bir tepeye çıkarlar. Oraya geleceğim şimdi. O tepede işte Yeniçeriler zam isteriz, zam isteriz, zam isteriz. Akçe, o zaman para birimi, akçe yetmiyor. Zam, ikinci Murat gelir. Beyaz o padişah atının üzerinde çok soylu bir görüntü verir. Askerleri de arkadadır ayrıca. Yeniçeriler de durun der, susun der, susarlar. Der ki ben der zaten onun için geldim der. Sizin duydum der, maaşlarınızın, aldığınız akçenin yetersiz olduğunu. Üç akçe yeter mi ya der. Bu tam dönemde der, üç akçe yetmez tabii der. Onları bir böyle avutur, etkisi altına alır ve der tamam der. Size der, o üç akçelik yevmiyeye der, zam yaptım der. Ne kadar yaptım biliyor musunuz? Buçuk akçe der, yaptım der. İşte ondan sonra bizim ünlü Buçuk Tepe'miz o isimle anılacaktır. Buçuk Tepe adı, tepenin en yüksek yeridir orası, Edirne'nin bilirsin. Buçuk Tepe kalacaktır. Dolayısıyla bu olayla Yeniçerileri de kazanır. Yani öyle düz ayak bir dönem değildir Osmanlı. Zikzaklarla dolu. Kendi içinde işte evlat katliamı, onu da Fatih kanunnamelerinde görürüz. Fatih iktidarda kalmak için evlatların katlini mubah sayar. Fatih kanunnameleri adıyla bir kanunname ortaya çıkar. Hala günümüzde de ilginç bir tartışma noktası olmayı sürdürür. Bu kanunnameler ondan sonraki padişahlarca uygulanacaktır. Özünde, esasında bu uygulamayı vahşice niteleyen, örneğin benim hatırladığım İlhan Selçuk bile konuyu ele almıştır yazılarında ve der ki ne yapalım der, tarih utansın der. Tarih öyledir.
yani tarihi getirmiştir evlat katlini gündeme. Onu bile mubah kılan, o yıllarda yaşanan tarihi olaylar içerisinde bir gerçek biçiminde gündeme gelir. Neden? Çünkü Selçuklular bu konuda çok çile çekmiştir. Neden? Kardeşler iktidara talip olunca bölünmüştür. Dolayısıyla zaten beylikler biçimde Selçuklu'nun birçok beyliğe ayrılmasının sebebi o görülür. Fatih de bu korku, bu olası olumsuzluğu, imparatorluk hedefi vardır çünkü, ortadan kaldırmak için böylesi bir karar alır. Neyse, o ayrı bir konu. Ama biz şeye geleceğiz. Abdurrahman İbni Çelebi'ye geleceğiz. Abdurrahman İbni Çelebi'nin şehir tarihine geleceğiz. Ancak Fatih'ten sonraki yılların bir konusudur. Abdurrahman İbni Çelebi'nin Edirne'yi bu şekilde ele almış olması konusu. Nasıl ele alır? Oraya gelelim. Abdurrahman İbni Çelebi'ye artık gelelim. Evet, yani Abdurrahman İbni Çelebi son çıkartmış olduğunuz kitap aynı zamanda. Evet. İzleyicilerimize de şöyle göstermiş olalım. Kitaba gelmeden önce ben genel bir gene giriş sayılsın. Şöyle Abdurrahman İbni Çelebi babasına Salbaş Hasan diyorlar. Salbaş Hasan. Hani vardır ya bizim de insanlar, komşular yaşadığımız yerde takma adımız vardır. Ona da Salbaş Hasan ama Salbaş Hasan aslında bir müderristir. Yani günümüzün profesörü. Medreselerde öğretmendir Salbaş Hasan. Abdurrahman İbni Çelebi de onun oğludur. Babası Salbaş Hasan olunca tabii oğludur ama o babasının uğraşı dışında bir müderris olmak, o da müderristir. Onun dışında çok İlginç bir şairdir de. Müderristir, şairdir Abdurrahman İbni Çelebi. Abdurrahman İbni Çelebi Edirnelidir. Baba da soyu sopu hep Edirnelidir. Edirne'yi ele aldığı zaman Edirne'nin tarihini Fatih sonrasından başlatır. Bu da önemlidir. Neden daha önce değil? Değil. Çünkü materyaller konusunda sıkıntıya düşer. Yani var olan eldeki materyaller, araştırmada kullanmaya dönük eldeki malzeme yeterli değildir. Kafa karıştırıcıdır. Ve buna benzeyen nedenlerle Enisül Müsamirine, yani Edirne şehir tire kent tarihini, bunu hep tırnak içinde veriyorum, Edirne şehir tarihi, kent tarihinin yazımına o tarihten itibaren başlar. Ne zamana kadar devam eder? Artık elini eteğini çekene kadar, yaşlanana kadar 1650'ye kadar diyebiliriz. O döneme kadar olan padişahları kavrayan bir şehir tarihi ortaya çıkarır. Adı da Enisül Müsamir'indir. Enis tire ül müsamir'in nedir? İşte gece masa sohbetleri anlamına gelir. Bunu neden öyle koymuştur? Onu doğrusu ben de çok kavramış değilim. Gece masa sohbetleri olarak Türkçeleştirilmiştir Enisül Müsamir'in. Şimdi Enisül Müsamir'inde, yani Edirne'nin ilk şehir tarihinde altı vurgulanacak ama hiç ödün vermeden özellikle ısrarla söylenecek şey şudur. Enisül Müsamir'in ilk Edirne şehir tarihi olmanın yanında Osmanlı'nın da ilk şehir tarihidir. İlk kez Mekke ile alınmıştır bu şekilde ama o artık bizim de şehrimiz pek sayılmaz. Eksiklerle de doludur. Gerçek anlamda ilk Edirne şehir tarihi Enisül Müsamir'indir. Dolayısıyla bunun
Enes-ül Müsami'nin Osmanlıca yazılmıştır. Başka bir seçenek de yoktur. Osmanlıcayı da parantez içinde seyirciler için bir cümleyle de olsa aktaralım. Osmanlıca aslında Farsça ve Arapçanın karışımından Osmanlı Sarayı'nın ortaya çıkardığı, kullandığı yazım, bir hitabete dönüşmüştür. Konuşma dili olmuştur, yazı dili anlaşılmaz. Ve bir talihsizlik sayarlar çok iyi. Ben de öyle sayarım. Yani Osmanlıcayı şimdi alın elinize, zaten Cumhuriyet döneminde anlaşılmaz bir sürece büsbütün girmiştir ama zaten çok zordur. Çok özeldir. Saray dilidir. Saray mensupları konuşur onunla. Bir özel kesim olduklarını da anlatmaya dönüktür. Dolayısıyla Osmanlıca yazmıştır ve çok ağır bir dili vardır. Enes-ül Müsami'ye ne geleceğim? Onun o yanını anlatmak istiyorum. Enes-ül Müsami'nin Osmanlıca yazmıştır. Enes-ül Müsami'nin de bu Edirne şehir tarihi içinde neler vardır? Bir kere kuruluş öyküsü vardır. Veya fütühat dediğimiz fethediliş öyküsü vardır. İşte o sallarla geçişten Çanakkale'yi tutun da fethedenlerin yaşamı, uğraşıları vardır. Ve o dönemden sonra şehirleşen Edirne'nin içindeki camiler, medreseler, çeşmeler, kadılar, müderrisler gibi vardır. Ben o boyutuyla ele aldım. Ama şimdi yine bir parantez açıyorum. Bunda çok çok önem verdiğim bir noktayı dile getirme görevimiz vardır. Osmanlıcadan Türkçe'ye, günümüzün her okuyanı tarafından anlaşılabilir bir Türkçe'ye çeviren kişi onu bizim Ratip abimizdir. Ratip Kazancıgil'dir. Biliyorsunuz 97 yaşında, onu da anlatacağım. Yani onu bilinmeyen bir yanı var. Ben onu da anlatmak isterim. Rahmet ve saygıyla anıyorum. Ya, çok çok önemli bir isimdir. Benim tabii ayrıca bu kitap çalışmalarımda ona verdiğim yer çok daha farklıdır. Saygı doludur, sevgi doludur. Neyse. Şimdi Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevirirken bana, o yıllarda hep görüşürdük, çok zorlandığını anlatmıştır. Yani o kadar kötü bir dil veya o kadar zor diyelim, kötü demeyelim de zor bir dil olarak öne çıkar ki Ratip abi Osmanlıcayı çok iyi bilirdi. Buna rağmen çok zorlandığını söylemiştir ve Türkçeleştirmiştir. Bu Türkçeleştirmede özetler yaptığını biliyorum. Yani çok gereksiz gördüğü bazı anlatımları özete almamıştır. Ben o kitap çalışmamda yani işte Enes-ül Müsami'ne güncelleme dediğimiz 600 sayfalık bu kitapta aynen koydum onun, Enes-ül Müsami'nin Türkçeleştirilmiş şeklini aynen koydum ve ondan sonrasını, yani onun koyduklarının dışında Abdurrahman Ebiri Çelebi'nin yazdıklarını başka kaynaklardan ve içinde çalışmalarını sürdürdüğüm Edirne bilgileriyle güncelleştirdim. Böyle bir özelliği var o kitabın. Ama İbri nasıl gündeme geldi? Abdurrahman Ebiri Çelebi adını nasıl ilk kez ben de nasıl duyabildim? Bu da paylaşılmaya değer bir noktasıdır işin. İşte o noktada yine Edirne'nin popüler tarihçilerinden Edirne'ye bu anlamda çok emeği geçen Oral Onur'dan söz etmemiz gerekir. Parantez içinde artık söyleyebilirim onu. Birbirlerini çok sevmezlerdi. Evet, Ratip abi onu adını anmaz. Sakallı derdi, böyle yapardı. Ben anlardım. O da onu, Oral abi de onu hiç hoşlanmaz. O da işte hemen onun Edirneli olmadığını
köken olarak Edirne dışından geldiğini öne çıkarırdı. Neyse. Ama Edirne açısından ikisi de benim için özellikle çok faydalandığım, Edirne konusunda gözlerimi açan kişilerdir onlar. Şimdi önce Oral Onur'dan başlayalım bu nedenle. Oral Onur'la biz televizyon çalışmaları için 1990'lı yıllarda, o zaman Ege dünyada yoktu. Ege kaç doğumlusun sen? İşte bir yaşındaymış. O zaman Edirne'nin tarihi noktalarını geziyorduk. Ratip abi bu konuda daha zor bir insandı. Onunla gezilmez. O kendine özgü davranışları, söylem biçimi, ses tonu, o nasıl çekmez. Çok bu nevi şahsına münasır denilen bir yanı vardı. Ama Oral Onur öyle değildi. Oral Onur çat kapı Edirne televizyonuna gelir. Hadi hoca der bana, bakalım bugün ne yapacağız? Sataşır, şaka yapar falan. Onunla, onu da kitaplaştıracağım ömrüm yeterse, Edirne'nin hemen hemen bütün noktalarını gezdik. Camilerini gezdik. Çeşmelerini gezdik. Fakat çok özel bir gezi düzeni içinde benim de giderek ısrarla isteme sürecini yaşadığım Edirne'nin tarihi mezarlıklarını gezdik. Edirne'nin tarihi mezarlıkları yok olmuş olanlar dahil. Şu anda yok. Çoğu. Onlardan da söz edeceğim, aklıma gelenler. Çok değerli mezarlıklar var. Yani şundan ötürü değerli. Çok değerli Edirneli isimlerin mezarlarının bulunuyor oluşu nedeniyle önemli saydığımız mezarlar da var. Her neyse, geziyoruz mezarları. Şimdi bir anım var, onu da anlatacağım. Oral abiyle yabancı mezarlarını da geziyoruz. Yani örneğin Katolik mezarlarını, İtalyan mezarlığını geziyoruz. Nerede bu mezarlık? Ben onun vesilesiyle öğrendim o mezarlığı. Karaağaç'tan Pazarkule'ye giderken yola çıkınız. Sola sapan ilk yoldan sapınız. 1,5-2 kilometre gidiniz. Orada bir gün seninle gideriz oraya. Ben de görmek istiyorum, orayı gezelim. Neden gidelim? Çünkü oranın benim yazılarımdan ve televizyon programlarım sonrasında belediyece ele alındığını ve çok düzenlendiğini ısrarla söyleyen ve beraber gitmemizi isteyen bir belediye görevlisi çok telefon etti. Benim sağlık sıkıntılarım nedeniyle yapamadık bunu. Sonra o da gidelim hocam oraya. O yanlış anladı. Ona da selam olsun. Kimse o. Bir de aramaz oldu sandı ki ben kayıt arıyorum değil. Bilmiyor o durumu. Hastane yıllarımdı falan, neyse. Ama seninle gidelim, ben de merak ediyorum. Orası çekime değer. Oral abinin anlattıklarını da koyarız devreye. Neyse, orada şöyle bir şey yaşadık. O gidişte Katolik mezarlığı, İtalyanlar var. Edirne'de çok millet var. Zaten bilirsin, Museviler var, Rumlar var, Yahudiler var Edirne'de. Ama İtalyanlar da var. Neden var? İtalyanlar tren yolu çalışmaları için daha çok Karaağaç tarafında yaşamaktalar. Ölümler orada oluyor. Dolayısıyla İtalyanların gömüldüğü yer, onlar Katoliktir. Katolik düzeni içinde oluyor ve mezar taşları da o doğrultuda yazılıyor falan. Şimdi Oral abiyle oradayız, o anlatıyor. O anlatıcı, ben senin gibi mikrofon tutuyorum. Dedi ki çok katlı mezarlar var. Yani o zaman böyle 3-5 katlı bir mezara da girdiğimizi hatırlıyorum. Bir ara çok değerli mezar taşları var. Mermer de değil de daha değerli taşlara nedir o yazılmış mezar taşları var. Onların sonradan tek tek çalındığını duydum. Çok üzüldüm. Zaten bizde
çalınır ve ne yazık ki şeye konulurlar. Temel taşı yapılır. Ondan da söz edeceğim. O konuda da bir saptamam var çünkü. Neyse, bir mezar taşını kaldırdık orada. Yazıları daha net çekelim diye. Bir baktık ki taşın altından kocaman bir yılan. Yılan gürültüden kaldı. Neyse, yani Orhan abiyle mezarları gezmeyi sürdürüyoruz. Bir yiyeceğim şimdi. Var olan bir kere mezarlıkları gezdik de, örneğin kıyık Yıldırım'ın ötesinde şimdilerde kum ocağı olarak kullanılan, ne yazık ki hatta bir gölet biçimine dönüşen, çocukların, Yıldırımlı çocukların yazları giderek yüzdükleri bir yer olan, bir duruma dönüşen Bizans mezarlığını da gezdik o zaman. Yani sizden Bizans mezarlığı. Tabii vardı burada. Şöyle, kuruluş Roma, zaten Doğu Roma, Batı Roma olarak ayrıldığında biliyorsun, Doğu Roma Bizans demek. Aslında Edirne'nin Doğu Roma, yani Bizans dönemi var. Biz onlardan alıyoruz 1161'le. Bizans'tan alıyoruz Edirne'yi yani. Dolayısıyla Edirne... Mezarlığın yerinde şu an gölet mi var? Yok, gölet var. Mezarlar taşları almışlar, çalmışlar. Bir mezar taşını mezar taşçısında bulmuştuk. Çektim ama bir yerlere koydum. Hatta Oral abiyle yine Yıldırım'ın daha güneyinde kalan kaybolmuş bir mezarlığına, Bizans değil Osmanlı mezarlığına giderken, orada kaybolmuş bir mezarlığa giderken bir gördük ki mezar taşlarını kırmış adam biri. Vardır o görüntülerde ama nerededir bilemem. Çektim onu, gösterdim. Hatta bir parça aldım. Zor buldum. Üzerinde Osmanlıca yazılı bir parçayı. Yıldırım Kahvesi'nde söyleşiler yaptım bu konuda. Adamın biri Osmanlı mezar taşlarını ve Bizans'ın da taşlarını kırmış, kol duvarı yapmış bahçesine. Kol duvarı bilirsin, herkes bilir. Bütün kol duvarı taşlardan oluşmuş. Mezar taşından oluşmuş. Bağırdım falan böyle, evde biri var mı diye. Rastlantı mıydı, çıkmadılar mı bilmiyorum. Konuşamadım onlarla. Konuşsan niye yarar? Yani ne yazık ki öyle. Çok üzüldüm. O taştan bir parça bulabilmiştim. Orada daha önce yine Bizansların mezarının olduğunu biliyorum. Sonra Osmanlı mezarlığı. Hatta öyle taşlar varmış ki, Ermeni mezarlığı varmış orada. Onu düzeltiyorum. Osmanlı mezarlığı olma öncesinde Ermeni mezarlığı varmış. Kahvede yaşlı bir adam bana dedi ki, hoca öyle bir mezar taşları vardı ki, Ermenilerin çok bilinen özelliğidir. Onlar granit ve taş çalışması konusunda dünyaca ünlüdürler. Oyma taş yaparlar. Mezar taşları, iki adam boyunda mezar taşları vardı ve bunlar üzerinde yazılar bulunmayacak değerdeydi. Ama bizimkiler dedi, bunları kırdılar. Ermeni mezarlığı önce. Dikkat isterim, oraya da gideriz bir gün. Ermeni mezarlığının yerinde şu anda hiçbir şey yok. Son gördüğümde şoför kurslarının, ehliyet kurslarının yapıldığı bir alana dönüşmüştü orası. Neyse, Oral abiyle gezdik oraları hep. Ve işte Buçuk'ta kıyık mezarlığı, o diğerleri derken şeye geldi sıra. Bademlik mezarlığına geldi. Bademlik mezarlığı da Yıldırım'dadır. Yıldırım'ın üst tarafında hala kullanılır. Hatta dün Necati Seçkin'in kızı geldi. Vesileyle babasını andık, Necati abiyi. Oraya gömdük. Ben de gitmiştim cenazesine. Kullanılır yani. Şeylerden, ağoğullarından bir delikanlı oraya gömülmüşler. Neyse, onu anlatacağız seyirciler için. Edirne mezarları dizimiz var. Oraya gittik. Bademlik mezarlığına girdik.
popüler işte yani dile geldi. Ha dedi, böyle hatırlıyorum gözümün önünde, kitaba da koydum onu. Ha dedi, işte dedi, İbri dedi, İbri'nin mezarı dedi. Böyle incir ağacı var falan, İbri'nin mezarı bura. İbri, ya dedim Orhan abi kim bu İbri ya, ben ilk defa duyuyorum İbri'yi. Ya dedi İbri dedi, hava girdi, anlattı İbri'yi. İbri Edirne tarihçisidir, ilk şehir tarihçisidir. Abdurrahman Hibri içeri. Abdurrahman Hibri içeri. İbri diyoruz kısacası. Zaten mahlastır İbri. Abdurrahman'dır asıl adı. Mezarı Yıldırım Badem. Geleceğim oraya, acele etme. Sıkıldın mı ya? Yok hocam, olur mu? Çok oraya keyifli. Oraya geleceğim. O ayrı bir öyküdür. Kitapta var o. Ayrı bir bölümdür. Çok çok önemlidir. Yani onu da bir özellikle belirtmek isterim. İbri'nin mezarı öyküsü. Çok özel bir dönemi anlatır. Çok büyük emeğin ürünü olarak ortaya çıkmış ve yapılmıştır. Ona gelelim, geleceğiz. Şimdi İbri sözcüğünü ilk defa duyduğumda şaşırdım. Benim de ilgimi çekti. Çekti, herkesin çeker. Kim dedim ya bu İbri? Ona başladı, anlattı, anlattı. Biz o gece altyazılarda, haberlerde İbri'nin mezarını bulduk. İşte haberlerde var gibi altyazılarla duyuruyoruz. Aman Allah, ilgililer var. Kim bu İbri? Telefonlar var. Müthiş bir ilgi dönemi başladı. Biz de ben bir parça havalara bile girdim. İbri'nin mezarını bulduk ya. Nerede? İncir altında görüntülerde. Yani gerçekten umduğumu aşan bir ilgi süreci var. İyi, her şey gidiyor ama ertesi gün bu haberlerden sonra yine telefon. O zaman bu cep telefonları yoktu. Telefon dedi, bir kalın ses, daha buyurgan, daha kalın, daha böyle özel bir dil. Dedi ki Ayhan Hoca dedi, ya akşam dedi programı izledim dedi. Bademlik mezarlığında dedi, İbri'nin mezarını bulmuşsunuz dedi. O biraz hızırca bir şey onunki. Ben sonra tabii keşfettim bunu. Hayırlısı olsun dedi. Ama dedi oraya dedi, biz de televizyonla dedi, acaba dedi gidebilir miyiz dedi. Dedim neden olmasın abi. O da ilgili ve o günlerde de Enis'in müsamirini çeviriyor. Oh. Kim? Ratip Kazancıgil. Ratip Kazancıgil böyle telefon edince buluştuk. Gittik yine Bademli'ne. Nerede o mezar? Burada. Şimdi o diyemiyor tabii, ben anlıyorum. Ama tepkisi var. İşte acaba da konuşuyor. Orası, yani falan böyle. Bir kuşkulu. Kuşkulu konuşma. Dedi buradan dedi, acaba dedi Yıldırım mezarlığına dedi gitsek dedi. Bademlik'ten Yıldırım'a aşağı düş. Dedim tabii severek. Gidiyoruz ama şimdi ben de kuşkuya düştüm. Gittik Yıldırım mezarlığına. Yahu dedi, Ayhan Hoca dedi. Bak dedi, bu fotoğrafı Osman Nuri Peremeci çekmiş dedi. Edirne tarihine koymuş dedi. Bunu dedi İstanbul Üniversitesi'nden bir doçent bayan tez konusu olarak çalışmış dedi. Bak dedi, İbri'nin mezarı bu dedi. Şeyi dedi, mezar taşı dedi. Ya yapma dedim ya. Arkadan Edirne görünüyor, Selimiye görünüyor. Hoppala, Bademlik'ten Edirne'yi göremezsin, mümkün değil. Yıldırım mezarlığındayız. Bulunduğumuz alanda Selimiye görünüyor. Yıldırım mezarlığında İbri taşı, taşı görünüyor İbri'nin, mezar taşı. Şu taş, evet. Fotoğrafta ama kendisi kayıp. Şimdi gelelim bu taşın bulunuş öyküsüne ve mezara. Şimdi durum değişti. O, hayır, Bademlik'te olamaz. Olsa olsa Yıldırım'dadır noktasına geldi konu. Biz dedi yarın da gelebilir miyiz? Geliriz abi. Ertesi günde gittik. Orada burada ben bir sonraki gün gidemedim. Onlar devam etmişler bu işe. Murat Tuğrul'la profesör, onun yakın arkadaşıydı. Bir bayan arkadaşı da almışlar, sanat tarihçi. Gitmişler. Hep aynı alanda arıyorlar mezar taşını, birini şunu, ama yok. Tam ayrılacaklar, Murat Tuğrul ayağıyla bir bakıyor, bir taş çeviremiyor. Gidiyor mahalle
orada yakındaki evlerden birinden kürek sapı alıyor, koyuyor, çeviriyor. Bizim Ratip abi o siliyor abi, okuyor ki Abdurrahman İbni Çelebi'nin mezar taşı. Aslında Bademlik mezarlığına başka şeyleri konuşmak için gelmiştik. O arada tarihsel kişiliği ve Edirne'ye dönük önemi deneyiyle Hıbri Çelebi'ye ait olabileceği, hatta olduğu söylenen bir mezar gösterildi. Hayda, bir heyecan, bir şey beni aradı. Ayhan Hoca gel, taşı bulduk. Ben hemen gittim, taşı bulduk. Fotoğrafı var, şey haline, kırık. Hayda kardeşinin mezarı, aile mezarlığı bulundu, ortaya çıktı. Ama bu arada benim oraya gidip gelmemi gören bir bayan, onun da fotoğrafını koydum. Ne yazık ki sonra erken zamanda ölmüş. Oğluna ulaştım. Bana dedi ki, hoca dedi buraya çok sık gelirdi Osmanlı Nuri Peremeci, dua ederdi. Ve dedi uzun süre dururdu. Ben onun evinde temizlikçiydim. Ve onun bir tarihi kişiliği aradığını söylerdi bana dedi. O zaman daha bir ek bilgi saydık bunu. O bayan çok aklı başında bir bayandı. Sonra tamam, artık yer orası tartışmasız kabul edildi. Oraya taşı da bulunca daha sık gider olduk. Ve gün geldi kemiklerini çıkarmaya. Kemiklerinin çıkarılışı, o da var yine kitapta. Kazdırdık orasını. Kemiklerini çıkardık, torbaya koyduk, konuldu. Ben onları hep televizyonda verdim. Kemikleri bile verdim ya. Torbaya kondu, işte korumaya alındı. Sonra Burhan Barsan var. Ne oldu o çocuk bilmiyorum. Şeyde iki köprü arasında yerleri vardı. Taş mezar taşı ve başka taşlar. Ne oldu Buran'ı merak ediyorum. Selam olsun Buran'a. Buralardaysan ara beni. Dedi ki Ratip abi bana, ya dedi bunun dedi taşını, işte mezarını yeniden yaptıralım. Belediye başkanlarını devreye soktuk. O zaman belediye başkanı Hamdi'ydi, Sedefçi. Fakat kaybetti. Çok ilgilendi. Onu da götürdük. O da var kitapta. Çok etkilendi. Götürdük mezar yerin, taşın yerine. Çok sahiplendi. Fakat kaybetti seçimi. Cengiz geldi. Benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Onu götürdük. O daha derin, farklı biçimde sahiplendi. Yapacak edecek. Nitekim katkısı oldu. Mezarın yeniden yapılışında ve açılışında, o da fotoğraf olarak var. Bütün eski yaşayan reisleri çağırdı. Hepsi var. Son konuşmayı o yaptı. Açılış konuşmasını aynen ben yayınladım. Biz mezarı yaptık. Abdurrahman İbrahim Çelebi'nin mezarı, bu da altı çizilesi bir not olsun, Serez'dedir. Serez'de müderrislik yapmaktayken bir medresede öldüğü için Serez'dedir. Dolayısıyla Edirne'de olamaz. Bu doğru değildir. Çünkü Tayyip Kökçü Bilgin gibi bir profesör, Edirne'yi de ısrarla yazmış bir profesör bile mezar Serez'dedir diyor ise bunu tartışmanın anlamı yok. Bunu diyen kim? Latif Bağman, Edirne İl Halk Kütüphanesi müdürüydü. Abimizdi, nazımız geçer. Ben onu Edirne Televizyonu'na canlı yayına getirdim. O da var, konuşmanın tamamı kitapta. Konumuz İbri. Latif abi ne diyorsun? Var şeyde, İbri'nin tepki gösterdi. Olur mu dedi ya. Tayyip Köprülü'nün dedi, Serez'de dediğine sen kalkıyorsun dedi. Adam beni açık şeyi de geçerdi nasıl. Beni bile neredeyse azarlar gibi. Serez'de uzun bir konuşma, canlı bir yayın. Serez'de de Serez'de. Allah Allah. Neyse bulduk. Ne oldu? Mezarın Serez'de olduğu konusunu Edirne'ye yazan neredeyse hemen bütün yazarlar, araştırmacılar, Bade Efendi dahil Serez'dedir derken biz onu Yıldırım'da, Ratip abinin öncülüğünde Edirne Yıldırım mezarlığında bulmuş olduk. Bu bir tarihi kazanımdır. Ve ben oraya, oranın yine kitapta var, tarih kültür
turizmine açılması yönünde. Edirne'ye gelenleri de 20 bin kişiden fazla insan gezdirdim. Program dışı da olsa oraya sokardım. Hatta ticaret odasına İstanbul'dan gelen misin Mustafa yardımcı kulakları çınlasın. İşte ya oraya da mı falan pek istekli değiller, oraya götürdüm. Neyse o ısrarım devam ediyor. Edirne'de tarih, kültür, inanç turu bağlamında Enisülü Müsamir'in yazarı Abdurrahman İbri Çelebi'nin mezarı ziyaret noktasına dönüştürülüp bir fiiliyata sokulmalıdır. Çağrım budur. Belediye başkanlığına, Edirne valisine, kültür müdürüne dönük çağrım budur. Mezarı mükemmel oldu. Ratip abinin öncülüğünde sonra dualarla müftü çağrıldı. Dualar edildi. Eski belediye başkanlarının da orada bulunmaları suretiyle kemikleri konuldu. Dualarla örtüldü. Bir mezar düzeni kazandı. Dolayısıyla bu anlamda da ben bir zenginlik sayarım. Şimdi gelelim Oral Onur yanılgısına. Ratip abi şeyine. Şimdi Oral Onur mahcup tabii. Biz konuşuyoruz yine. Bir gün dedi ki, kızdı, kızar gibi yaptı. Ya dedi, tamam dedi. Yanlış yeri söylemişiz ama dedi, sebep oldum ya dedi. Tale dedi bana. Bulunmasına dedi, ben sebep oldum dedi. İbri'yi tanıdım, fena mı oldu dedi bana. Şimdi onu koyalım kenara. Gerçekten ona borçluyum bunu. Ve birçok mezarlık gezdik, onları dilerim kitaba döner. Gelelim Ratip abiye. Mezar bitti. Şimdi ziyarete gidiyoruz. Ben götürüyorum arabamla. Çekiyoruz. Bir şey anlatacak ama dili de varmıyor. Cesaret edemiyor. Mezar etrafında dolaşırken, İbri'nin mezarı etrafında, şimdi bir yerde durdu, bir parça alçak böyle. Ya Ayhan Hoca dedi, ben dedi, ya bak yanlış anlarsın ama dedi, aramızda kalacak diyor ama işte bir taraftan da ben anlıyorum, kalmasa da olur diyor. Ben dedim, bu mezarımın burada olmasını istiyorum. Yani acaba yanlış anlaşılır mı? Estek köstek. Dedim, ya abi yakışır. Ama çok alçaktasın, biraz yüksel çık. Çıkar gibi yapıyor. Derken ideal yeri bulduk. Kafasında o planlamış onu. Onun ideal yeri orası değil. Ama bana söyletecek. Ben anlıyorum. Bana söyletti nitekim, abi biraz daha yukarı. Ha orası. Burası mı? Gösteriyor da. Burası mı sence? Orası dedi. Mezar yerini ben tespit ettim. Ve orası mezar yeri oldu onun. Dileği de buydu. Onu da bir bilgi olarak sunalım. Sonra tabii ilgilenen eşi dostu Ender Biler mesela, adını anmazsam üzülürüm. Ender onun bütün dertlerine de şeydi. Erikli'den ölümü öncesinde Edirne'ye son gelişinde onu getiren de Ender'dir. Gelirken, giderken beni ısrarla görmek istedi. Çok meşgul olmama rağmen gittim. Nülüfer Gökçe, onun yardımcısı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onu çağırttık, kitaba koydum, fotoğrafımız çekildi. Son görüşmemiz odur. Bir iki dedi yazı kalemi aldım. Edirne şehir tarihçiler. Tabii biz yokuz biz. Edirne şehir tarih, eski Edirne şehir tarihçiler. Onu dedi yörede yayınla dedi bana. Gelirken Ender'e de demiş ki, benim demiş vasiyetimdir, yörede yayınlansın. Sonra bunu cenazesinde külliyeye getirdik, cenazesini. Orada tören yapıldı külliyede. Ender işte ağlayarak son anlarını anlatırken ondan da söz etti. Onu da koydum. Onun yazısı. Dolayısıyla toparlayarak iki cümlede bitirmek gerekirse, Enisülü Müsamir'in bir Osmanlı Edirne şehir tarihi olarak ilktir. Bizim ilk yerelimizdir, yerel tarihimizdir. Ben derim ki yerel tarihi olmaksızın bilinçli bir yerel, bilinçli ve
bilgili bir yerel tarihi olmaksızın, hatta şöyle toparlayarak hep yazar ve söylerim, bilgi ilginin kaynağı olmalı. Doğru bilgi ilgi yaratır. Bilirseniz ilgili olmaya başlarsınız. Sen şimdi artık Enis Ünlü Müsamir'in ve İbri ile ilgili bilgi sahibisin. Ben iddia ediyorum. Bundan sonra Enis Ünlü Müsamir'in ve İbri ile ilgilenme sürecin, dünyanın, duyguların çok farklı olacaktır. Bilgi ilgiyi yaratır. İlgi sevgiyi yaratır. İyi sevgi korumayı yaratır. Bak tekrar ediyorum, bilgi, ilgi, sevgi, koruma. Bu olmalı. Bunun dışında bu ilgi sevgi süreci dışında bizim anmayı görev saymamız gereken, yani Edirne'nin ilk şehir tarihini, yerelini yazan kişi olması nedeniyle şunu da bilmemiz lazım. Yerel tarih doğru olmasa ulusal tarih doğru olmaz. Ulusal tarihimiz ayakları yerel tarihe doğru biçimde bastığı oranda doğru ulusal tarih olur. Ve biz doğru ulusal tarihle ancak dünya tarihinde söz sahibi olabiliriz. Aksi halde bu konuda konuşmalar söylence, hikaye, hatta bir Edirne tarihçisinin dediği gibi mangal başında anlatılmış masala döner. Eğer bilinçli ve bilgili bir tarih yaratamasak, bir Edirne tarihçisi şöyle demiştir. Bu yolda gidilmediği sürece tarih mangal başında anlatılan masala dönüşür. Biz buna meydan vermemeliyiz. Yerel tarihimizi öne çıkarırken bu esaslar çerçevesinde olmalıyız. Ama yerel tarihimizde İbri'yi bize armağan eden veya bu aşamaya söz rol sahibi olan kişileri, Oral abiyi ve diğer abimizi, Ratip abiyi hiç unutturmamalıyız. Bu da bizim görevimiz. Yeni kuşaklara bunu severek, sahiplenerek armağan etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Evet, belki de her evin kitaplığında bulunması gereken Abdurrahman İbri Çelebi. Evet, Edirne ve Osmanlı'nın ilk şehir tarihçisi. Sanırım bunun devamı gelecek hocam. Edirne'den Geçtiler dizisi bir şu anda ve bunun devamı gelecek. Zaten 16.sı ama adını böyle koydum. Örneğin Edirneli Fatih var. Şimdi dizinin bundan sonraki çalışması, birçok kişi var. Birçok tarihine Edirne'nin hizmet etmiş veya öne çıkmış, tarihinde öne çıkmış çok çok isim var. Bunlar ömrümüz yeter mi bilemiyorum ama yettiğince bunları yazacağız. Ve şey olacak işte, dediğin gibi Edirne'den Geçtiler iki olacak. Ama benim bu kitap aslında, yanıltmasın yani, bir diyorsak yanıltmasın, 16. kitabım. 16. kitabımız. Edirne'de bir rekordur ve tamamının içeriği Edirne'dir. Yani bundan sonrakiler de öyle olacaktır. Dilerim bundan sonrakilerde görüşürüz. Hocam, verdiğiniz bilgilerin hepsi çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz bize vaktinizi ayırdığınız için. Edirne'nin tarihini konuştuk. Sevgili Oral Onur'u andık rahmetle. Sevgili Ratip Kazancıgil'i andık. Edirne'nin tarihini konuştuk. Sevgili Ayhan Tuncay'a da bu keyifli sohbet için, verdiği bu kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere diyoruz.